Çok iyi insanlar var. Onlardan biri de Giresun'daki o belediye işçisi. Sırtında 10 numaralı bir 10 numara yazılı bir tişörtü, bir kazağı Bayıldım. Vardı. Bir aslında o güvenlik kamerasının görüntüsü. Evet. Ayakkabı hırsızları için oraya konulmuş. O seviyede o yüzden orada kameranın seviyesi. Ve orada üşüyen bir köpek vardı. İşçi önce bir kap mama verdi. Baktı köpek üşüyor. Çıkardı sırtındaki, hani Kul Ahmet'in ceketi. Rahmetli Barış Manço'nun o şarkısı da müthiştir. Kul Ahmet o ceketini çıkardı ve o üşüyen köpeğin üstünü örttü. Görüntüler var değil mi? Var sadece görüntüler. Fotoğraf değil. Şimdi onun haberi var önce. Haberini izleyeceğiz. Gerçekten hani özlediğimiz, hasret kaldığımız insanlar, hasret kaldığımız görüntüler bunlar. İzleyelim. İçimiz ısınacak bu soğuk kış gününde. Lütfen herkes dikkatli bir şekilde izlesin. 10 numara geliyor. Gelsin. Şimdi önce görüntüyü konuşalım. Kimliği belli oldu. Hatta belediye o işçiyi ödüllendirdi. Süper. O görüntüleri de ekrana getireceğiz ama önce bu görüntünün mesela Bircan sende yarattığı etki. Şimdi ben dün 38 günlük bir bebeğe cinsel tacizi görünce yaşamla ilgili umutlarımı biraz kaybetmiştim. İnsan hayattan soğuyor o tip haberler. Ve hayattan soğumuştum. Ama şu görüntü gerçekten bana çok iyi geldi. Ve dünkü o buz gibi havayı da benim üzerimde biraz yumuşattı ve ben inanılmaz duygulandım. Bu bir gösteriş içinde yapılmadı ya, en çok onu seviyorum bu şu bir an. Güvenlik kamerası zaten. Yani, adamın orada o haberi kadar bile doğal yok. Ki ya. Çekildiğinden, olayın kaydedildiğinden. Adam gerçekten 10 numaraymış biliyor musun? Çünkü bu nasıl fark ediliyor? O kameranın görüntüleri, ayakkabı hırsızı gelecek ya. Hı hı. O görüntüler izlenirken fark ediliyor ve böyle basına yansıyor. Vay be. Helal olsun onun yüreğine. 10 numara gerçekten. Bakın sırtında. Ne kadar 10 numara bir adammış gerçekten. Kazağında 10 numara yazılı. Hani 10 numara adamsın derler ya. Sayfamda bir sürü alkış oldu bak. Ömür yani öylesine, bak öylesine muhteşem muhteşem bir kare ki şu aklıma geldi. Hani diyor ya o bildiğiniz iyi insanlar var ya diyor o iyi insanlar. Atlara binip gittiler. Hepsi diyor beyaz atlara binip gittiler. Diyor ya felsefeci, şair. Yani demek ki o beyaz atlara binip gitmeyen hala vicdanlı, merhametli birileri var. İyi yürekli birileri var. Hep onu söylüyorum. Dünyayı da ısıtacak sadece o köpeği değil. Dünyayı ısıtacak olan da bu abimizin, bu kardeşimizin o kocaman yüreğidir. Helal o kocaman olsun. Merhametidir. Helal olsun. Ama öyle bir hale gelmişiz ki ya biz insanız. Bizi hayvandan ayıran, vahşi hayvandan ayıran en büyük özelliğimiz bizim merhametimiz. Vicdanımız. Bizim vicdanımız. Fakat dünya öylesine bir ahir zaman içerisindeyiz ki merhametsizlik, vicdansızlık hakim olmuş. Böylesine aslında son derece küçük insani bir davranış ise dünyanın en büyük merhamet hareketi gibi gelip bizden alkış alacak hale gelmiş. Bence soru işareti bu. Şey güzel burada o ayrıntı, montunu çıkarıp zavallı üşüyen köpeğin üstünü örtmesi. Bak şu hareket olayı bitiriyor. Tüm dünyada çok büyük bir haberdir. Bu manşetleri i̇şte süsleyecek ben de bir diyorum haberdir. Ki aslında şu olmalıydı. Aslında haber şu olmalıydı dünya televizyonlarında. O adam o köpeği orada görüp çekip gitmesi haber olmalıydı. Hmm. Yazıklar olsun böyle insanlar var diyebilmeliydik, demeliydik. Ama bu hale gelmişiz işte. Ama öylesine vicdansızlık, merhametsizlik hakim olmuş ki dünyaya ve insanların beynine, genlerine, algısına. Maalesef şu küçücük hareket dahi, küçücük zerre-i miskal kadar bir merhametlik örneği bütün dünyada alkışlanır, teveccüh edilir hale gelmiş. Aynen öyle. Bu bizim acımız. Kul Ahmet'in ceketi bak. Tam Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde. Eğer Ali bulabilirsek o şarkıyı da bulalım. Tam ölüm yıl dönümünde böyle bir görüntü gelmesi de ilginç oldu. Kul Ahmet ceketini böyle çıkarıp o üşüyen köpeğin üstünü örtüyor değerli izleyenler. Kimliği demin haberde dün itibariyle tabii belli değildi. O haberde düne ait bir haberdi ve fakat kimliği belli oldu. Değerli izleyenler Giresun Belediyesi işçisi Bülent Kalpakçıoğlu. Bu 10 numara adamın adı Bülent Kalpakçıoğlu. Giresun Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyor. Bu yüreği büyük adam. Hani o hani param pulun olsa neye yarar kardeşim? Hani konuşuyoruz ya burada o parası pulu olan adamları. O gösteriş içindeki o görmemişleri konuşuyoruz ya burada bazen. Kızıyoruz. Ya niye şöyle böyle yapıyorsun diyoruz. Şöyle yüreğin yoksa her şey çöp değil mi? İşte asıl hazine bu. Asıl hazine bu yürek. Aynen ya. Adam her mesela düşünsene dünyanın en büyük şeyi var onda. Ben bir malımı ya da bir paramı işte adama güvenebilirim mesela. Bu adam bana çok aşırı güven verdi. Böyle vicdanlı bir adam çünkü. Ya da ne bileyim bir derdim olsa onunla paylaşabilirim.
Vallahi tebrik ediyorum. Evet, çok ben güzel bir insan. Ben o belediye başkanının duyarlılığını tebrik ediyorum. Bu işi yok saymamasını da, gönüllendirmesini, yüreklendirmesini de tebrik ediyorum. Zaten onlar bu işi yapıyormuş. Battaniye yetmeyince de montunu çıkarmış. Bak bir tanesi ne yazmış bak. Demiş ki Esçelik, bugün muhteşemsiniz yalnız. Hep böyle performansı bekliyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Eşi, karısı üşüdüğünde montunu çıkarıp vermeyen, erkeğim diye geçinen, umursamayanlar da bu kardeşimizi örnek alsın, etek giysin demiş. Ya o etek giysin lafından nefret ediyorum. Kadınları yazmış. Olsun, o da bilsin. Hanımları acayip aşağılayan bir söz o. Etek giysin ne demek Allah aşkına ya? Yani şey, yani erkeğim diye dolaşmasın demek anladım, istiyor yani. Anladım da yani. Şimdi sözü başka tarafa çekmeyelim de. Hayır, bir de bir kadın söylüyor bunu yani. Ya işte ya, erkeğim diye gezmesin, o bir argo tabir tabii. Ona, onun üzerine ama yani başımızın üstünde olan hanımları aşağılayan işte, bir tabir. Yani, kardeşim Peygamber Efendimiz aleni net bir şekilde söylemiş, ortaya koymuş. Sen yerdekilere merhamet et ki göktekiler de sana merhamet etsin. Anlamadım. Yani neyse. Evet, bu zaten görüntü her şeyi anlatıyor.